Merhabalar, Ades ile başlayalım. 10 tane hisse var böyle tek videoda bakacağım bugün hissenin. Şimdi Ades'e de daha önce bir yükselen trend çizmiştim. Görüldüğü üzere o trend kırılmış. Trendin kırılımından sonra da tekrar 50 gün desteğine doğru yol almış. 50 gün desteği onu tutmuş. Yani bir alt kanala düşmüş aslında. Şu an bir alt kanalda şöyle bir düzelteyim hareketi de devam ettiğini söyleyebilirim. Şöyle bir tam evet. Alt kanalın direnci var. 2.24'te. Oraya dikkat etmek lazım. Eğer 2.24'ü aşamazsa kanalın tekrar altına 50 güne doğru yani 2.06 hareketi gelebilir. Düşen trendi şu an yani aslında 2 saatte çekmek daha doğru düşen trendi de şöyle aşağı yukarı 2 saatte de benzer bir yer olur. Göstermek için çekiyorum. Şöyle bir düşen trendi var günlükte. Tabi trendin de bir direnci mevcut. Onu kırarsa yani 2 saatte dediğim gibi daha net olur ama yukarı hareket hızlanır. Kanalın üstüne gelir. Bakın kanalın üstüne gelir. Kanal 2.24 önemli yani. Orayın geçilmesi gerekiyor. Şu yükselen trendi de artık kaldıralım. 2.24'ün üstüne gelemezse kanalın dediğim gibi altına tekrar hareketlenebilir. Şu an bir özel bir formasyon yok. Hissede bir yorgunluk da yok ama stokastik çok aşağıda. Dolayısıyla yukarı yönlü bir hareket, bir akım olabilir gibi bir zayıf bir momentumlu bir sinyal veriyor. RSI de tam tersini veriyor. Hafif böyle sanki aşağı yönlüymüş gibi. Şimdi burada stokastik hızlı olan RSI yavaş olan onu belirteyim. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Şöyle söyleyebilirim yani 50 günün üstünde 2.06'nın üstünde aslında kaldıkça yine de pozitif. Onu da söyleyeyim yani 50 günün üstünde kaldıkça o pozitifliğini en azından daha orta vadede korur. Soğuyacaksa da 2.06'nın üstünde soğuması orada işlem görmesi daha iyi olur düşüncesindeyim. Başka bir hisseye geçelim. Evet, CRDFA yani kredi resmi buna daha evvel bakmıştık. Bu serbest düşüşteydi. 618'i işaretlemişim burada 4.39. Neticede o 3-5 kuruşun lafı olmaz. Oralardan şimdilik dönmüş ve bir taban arayışı varmış. Ve aynı zamanda da bir yükselen, hafif bir yükselen trendi çizmeye başlamış. Şimdi 20 gün burada önemli bir direnç olabilir. 20 gün üstünde, 5-7'nin üstünde hareketler hızlanır. Onu söyleyeyim yani 5.73'e doğru tekrar 50 gün üstüne atması beklenebilir. Tabi kalıcı olmak kaydıyla. Baktığımız zaman zaten hissede bir ısınma yok. Yani ama şöyle stokastik 78-68 momentum fena değil gözüküyor burada. Ama bir şey var. Yani aşırı alım bölgesi stokastik bakımından gelmesine biraz az da kalmış. Bir kar satışı gelir mi? Şimdi 4 lirada dan geliyor bu hisse yani bunu burada 4.15'lerden 4.20'lerden alan %7-8 kar ediyor. Onun için diyorum yani 20 gün desteğini kıramazsa tekrar böyle şurada bir 4.43 desteği var. Oralara doğru hareket beklenir yani 4.39 veya 4.43'e doğru bir hareket olma ihtimali vardır veya en şey ara bir destek olarak da 4.68 alınabilir. Dolayısıyla 4.68 de burada çok kısa da alınır ve altına stop da olunabilir. Onun için 5.7, 5 lira 7 kuruş yarın için önemli bir seviye olarak görüyorum. Özel bir formasyon yani bir yutan boğa var. Yutan boğalar iyidir. Yani kendinden önceki mumu katlayarak yutmuş. Kötü bir görüntü değil mum görüntüsü olarak. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Hacim iyi, fena değil. Yani ortalamanın biraz altında seyrediyor. Gerçi bu tarihi şeyler ortalamalar. Yani tarihi hacimlere öyle söyleyeyim. Hissenin bu kadar normalde işlem gören bir kağıtta değil açıkçası. Vallahi söyleyeceğim başka bir şey yok. Şimdilik bu kadar. Ama tabii ben dönüp ne zaman bakarım bilmiyorum da şunu söyleyeyim. 5 lira 7 kuruşun üstüne hareket olursa 5.17 yani %50 geri alım noktası Fibo'nun oranın da üstüne çıkarsa biraz daha en azından yatay alana orada oluşturursa, yatay alana girse bile şu an dediğim gibi zayıf momentumla bir yükseliş var. Kağıt için daha olumlu bir sinyal olur düşüncesindeyim. Başka bir kağıda geçelim. Evet, Türkiye'nin kanayan yarası holdingler. Koç Holding, Sabancı Holding bir türlü gidemiyorlar. Düşeni kırdılar onlara da. İyi oldu yani 13.81'den tekrar en azından 14'e doğru attı kendini ama tutunamıyor. Tekrar yeni bir düşüş trendinde. Yani aslında 50 gün devam ettikçe, 50 günün altına devam ettikçe düşüş trendi devam ediyor. Kısa da şu an 20 günün üstünde. Üstüne çıktı, özür dilerim. Tekrar altına girdi. 8'in de altına girdi. Bu durumda 14.39 tutmazsa tekrar aşağılara doğru, 13'lü seviyelere doğru bir hareket beklenebilir burada.
sonuçta yükselen tren, yani şöyle söyleyeyim, yukarı doğru hareket ederse 14.98'in üstü 15'i arayın. Yani 15.5'i arayın burada. 15.5'in üstüne çıkarsa yeni bir yükselen trend yapıyordur. Şuradan başlayan. 13.80'lerden başlayan. Ama 15.5'e doğru, yani en azından 14.98'lerin 99'ların üstüne çıkamazsa şuradaki 50 günün altındaki düşen trend açıkçası devam ediyor demektir. Kağıtta bir ısınma, yani şimdi stokastikte oldu da zaten RSI neyi ısınsın ki bu kadar harekette. Koç Holding için bunlar biraz düşük seviyeler hakikaten. Şimdi baktığınız zaman geldiği yerler nereler? Koç Holding'in şurası neresi? Hiç alakasız bir yer. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Yani stokastik tabi aşağı bir yön gösteriyor. Momentumu da yani orta bir momentum olarak. Özel bir formasyonu da yok ama kargaları yapmaya başlamış. Yani bir tane daha yaparsa bu merdiven basamaklarına gider. Aşağı yukarı o tür bir formasyon olur. Şuradaki gibi benzer bir formasyon yapabilir yarın bir tane daha yaparsa. Tabii 13.80'lerde de bir tepki alında gelebilir. Yani kötü bir şey olursa, devam ederse kötü durup orada yine tepki alımı beklenebilir. Söyleyeceklerim Koç Holding için bu kadar. Başka bir hisseye geçelim. Akçansa, bunu aslında yeni baktık. Direnci kırmış. Yani şurada bir 30'larda bir direnç var, onu kırmış. Şu yükselen trendini de takip etmeye devam ediyor. Yani biraz arada bir altına dalıyor ama şimdi burada 8 gün alınabilir, 20 gün alınabilir. Tercih meselesi. Çok kısacıysanız 8 gün. Dolayısıyla 13.67, 13.67'nin altına sarkmalarda kağıt 20 güne doğru hareket eder, etmesi beklenir. 13.23'e doğru tekrar bir aşağı yönlü bir düzeltme mi diyelim buna? Bir düzeltme gerçekleşebilir. Ama 13.23'ü de kırmadıktan sonra o kısa vadede yukarı hareketin şeyi bozulmaz. Bu arada tabii bir formasyon yapmamış ama bu bir formasyon değil şu 3 tane mum da. Yani çok da şey değil. İyi değil öyle söyleyeyim. Yani 14.40 direncini zorlanıyor bu kağıt. Kıramıyor bir türlü 14.40 direncini. Kırarsa yukarıda 15.95 var. Dolayısıyla yukarı hareketlerde 14.40'ın üstünü arayın kapanış olarak. 14.40'ın üstünü atarsa kendini ne ala yukarı yönlü hareket sürer. Atamazsa da yavaş yavaş tekrar trend veya 8 güne doğru hareketler, süzülmeler devam eder diye düşünüyorum. Isınma yok kağıtta ama stokastik tabii bir zayıf bir aşağı yönlü bir momentum çizmeye başlamış. Yani bir yön, bir akım çizmeye başlamış. RSI'da yani neredeyse o da kesmiş. Çok küçük bir farkla. O da tabii aşağı yönlü bir hareketi haber etmiş. Kağıt zaten 70'teymiş. Akçansa için bakayım. Yani 70'in bir tık üstüne gitmiş. Orası bir aşırı alım bölgesi. Teknik olarak evet ama hemen de dönmesi beklenmez aslında. Yani Akçansa ama 80'leri falan çekebilen de bir kağıt görüldüğüne göre. Momentum yüksek olduğu zaman çekebiliyor. Dolayısıyla mesela Akçansa'da yukarı hareketlerde dirence gelirse yani 85-86 yıl kar satışları beklenir. Onu da söyleyeyim yani. Tekrar 15.95'e doğru bir hareket olursa RSI'ye dikkat etmek lazım. Başka bir kağıda bakalım. Ak Enerji. Aslında son videodan izleseniz aynı şey. Ak Enerji'ye değişen bir şey yok. 2.28'e gelmiş. Ben Ak Enerji'ye en son zaman baktım hatırlamıyorum. Bu trendi var. Bir yükselen trendi var. Bunu şeyden çizdim. Hani 50 ortalamalardan değil de bir trend çizgisi çizmek daha doğru buradakini. Yani 8 günün üstünde tabii hareket güçlü ama 2.28 tehlikeli yani kırılmazsa tekrar trende doğru. Yani 2 lira 5 lira 4 lira doğru bir düzeltme de gelebilir arkasından. Orası şey yani 2.45 bir kesin biraz altına stop konur burada. Veya çok uzuncuysanız 1.90'ı da bekleyebilirsiniz. Onun da altına stop konulabilir. Tercih meselesidir. Hep söylüyorum. Mum da bir özel bir mum değil. Bir formasyon yok. Bir ısınma da yok yani açıkçası kağıtta. Yani ama şöyle söyleyeyim. Burayı kırarsa yani bir 2.28'in üstüne atarsa kendini muhtemelen bir ısınacak kağıt biraz. Biraz daha belki üstüne çıkar. Ondan sonra da tabii bir kar satışı da beklenebilir. Ama istikrarlı yani şuradaki akım. Yani aslında bu akım ta 16 Nisan 93 kuruştan, 95 kuruştan geliyor. Oradan beri çok istikrarlı şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi 50 günden çok ayrılınca da yani şurada sırasıyla ayrıldığı zaman satışı tekrar 50 güne doğru yiyor. O da haberiniz olsun yani öyle bir şeyden. İşte 2.13, 2.10'lar, 20'ler, 1.37. Burada tabii fazla ayrılmış bir kuruş. Burada da 1 lira kadar. 2.20'ler desek 1.70, 50 kuruş. Burada
1.90, 2.24 daha o kadar değil. Yani kar, hep kar satışları 50 kuruş civarında, 50 kuruşu üstünde gelmiş diyebilirim. 1.30 tabii burada %30 ya da bunun yüzdesi olarak aslına bakmak daha doğru. 78, 12 işte yüzde ne yapar? %50'nin biraz üstü. Yani görünüm pozitifliğini koruyor, devam ediyor. Akım yukarı yönlü. Söylenecek başka bir şey yok. Başka bir kağıda geçelim. Evet, Pegasus. Yani şimdi Pegasus'ta bir düşen trend vardı. Majör kırdı. Kanal yaptı, süzüldü. Onu da kırdı. Artık sonunda bir yataya girdi. Şimdi bu yatay alan 49'la şey arasında da alınabilir. Hani 44 arasında alınabilir aslında. Bu biraz geniş çünkü yukarıda direnç çizmiştim. Şimdi şu düşüşü, şuradan beri gelen düşüşü de kırdı. Yani 50 günü kırdı mı diyelim, bir dakika ya. Yani tam 50 günün üstünde kapatmış. 50 günün altında şuradaki bütün ortalamalarla aynı yerde kapatmış. İşte 46-68, 46-60, 46-48. Aşağı yönlü hareketlerde 44'lere doğru süzülme olabilir. 44 küsur altlara, 45'lere doğru bir süzülme olabilir burada. Yani kaçmış 44-40 mesela destek olarak alınabilir. Ara bir destek olarak da 45 lira alınabilir. 45 liranın altında tabii 44 çok sürpriz olmaz. Dolayısıyla yani şimdi burada stop biraz şey, çok kişisel bir tercih. Yani çok kısacıysanız bilmiyorum nereye koyarsınız. Gün içinde patlatma ihtimali de var ama ya trendin bir düşen trendin altına girmesi halinde bir stop konulabilir. Çok kısacılar için yani 45, yani 46 diyelim. 46 onlara konulabilir belki. Onun altında 45-30'lara konulabilir. Tabii onun da altına sarkarsa 44-40'ın altında bir stop konur açıkçası. Şuradaki düşen trendi ben bunu muhtemelen 2 saatlikte çizdim arkadaşlar. Buna da gerek yok aslında. 50 gün çiziyor. Yani şimdi burayı kırarsa, yani şurada 44-30 bir ufak bir direnç olabilir. 44-30'un üstüne atar da 49'lara doğru bir hareket, özür dilerim, 48-30 direncini kırar da 49'lara doğru bir hareket başlatırsa, 49-60'lara belki yani tekrar yukarı 50'lere 51'lere zorlar derim ama yani şimdi öyle bir harekette biraz momentumlu gelmesi lazım. Burada gövdelerin fitilleri hep yukarıda. Sorun o. Yani o kadar çok yukarıda fitil var ki piyasa bu parayı şu an Pegasus'a vermek istemiyor açıkçası. Öyle bir izlenim uyandırıyor bende şuradaki fitillere bakınca, bakın. Yani 50'ler biraz uzak duruyor o fitillere göre. Yani bir şey olması lazım. Yukarı doğru momentumlu bir hareket lazım açıkçası. Yani RSI, stokastik bunlar hafif aşağı yöne doğru böyle boynunu bükmüşler ama dediğim gibi biraz burası bir paralel izlenebilir. Yani onlar aşağı yönlü boynunu büktü diye kalkıp da bütün destekleri kıracak hali yok yani. Bunun dışında özel bir formasyon yok ama şu var. Böyle akşam yıldızına benzer bir tavır var mumlarda. Değil, onu söyleyeyim yani, değil. Zaten yer olarak da çok uygun değil ama bugünkü hacmin bu kadar düşmesi ve gövdenin bu kadar kısalması sanki yani 46-60'lar da yeter be kardeşim diyormuş gibi böyle bir şey var. Bir hava var ama dediğim gibi ondan önce 3 mum bakınca da bir anlaşmazlık var resmen piyasada. Yani o burada satıcılar yeter diyor. Burada da alıcılar ben almam diyor yani 47-48'lerde gibi bir tavır var. Dolayısıyla pozisyonu buna göre almak gerekir. Pegasus için söyleyeceğim başka bir şey şu anda yok. Başka bir kağıda geçelim. Evet, yeşil yapı. Yeşil yapı biliyorsunuz. Yani daha önce söyledim. Buradaki büyük çanağı tamamladı. İşte şimdi bir yanında bir küçük çanak daha yaptı. Yapıyor. Öyle gözüküyor. Yani bu geçmişten gelen bir 25 direnci var. 1.25 direnci. 1.25 direnci de geldi yani tam oturdu. Şuradaki çanağı da tamamlarsa, yani şuradan bahsediyorum. Tam bir çanak görüntüsü var. 1.33'e doğru hareket olması beklenir. Çanak tamamlama seviyesi. Orası tabii çanağı tamamladığı zaman kulp meselesi var. Aşağıdan mı yapar, yukarıdan mı yapar? Şöyle bir Fibo'yu bir tekrar alalım. Yukarıdan şunun şeyini de düzelteyim mi? Bir ara seviyesini de koyayım. Yani yukarıdan bir kulp yapılması durumunda büyük direnç neresi olur onu bir görelim. Çünkü o geçmişe baktığımızda orada bir direnç noktası göremiyoruz artık. Evet, yani yukarı doğru hareketin devamında 1.61'ler bir direnç olur. Yani olur da burayı tamamlar da yukarı doğru tekrar çanağı katlarsa kaç oluyor? Yani şu aşağıya almayalım. Çok çok büyük bir tepki noktası diyelim oraya.
işte 30 kuruş beklenebilir katlama durumunda. O da 1.33, 1.60'lara gelir. Dediğim gibi 1.272 hareketin devamı durumunda bir şey olabilir. Kuvvetli bir direnç olarak karşımıza çıkabilir. Onun dışında hisse biraz ısınmaya başlamış. Yani aşırı alıma girmiş ama momentum çok kuvvetli. Yükseliş momentumu. Değerler çok güzel. Tabii şimdi burada bir şey de geliyor. Şunu baştan söyleyeyim yani. Şimdi yeşil yapı yapıyor arkadaşlar. 90'ı 100'e dayıyor RSI. Yani sonra demeyin ya sen böyle dedin de 90'ı 110'da. Ama şey olarak aşırı alım bölgesinde yani 78 bir süre sonra kar satışları da gebedir. Tabii taze kuru gibi 5 liradan 1000 liraya, 10 liradan 1000 liraya falan ya da işte kent gibi gitmezse öyle soluksuz. Dolayısıyla şöyle takip edebilirsiniz bunu. Hani bir şey olarak söyleyeyim. Şu tür yani şu mesela bir gün önce gelmiş. Şu tam söylersem 110 milyonun 120 milyonun üzerinde hacimler olursa kağıtta ve aynı zamanda bir tavan olursa ertesi gün düzeltme beklenir açık söyleyeyim. 120-130 milyon hacimle tavan olursa beklenebilir. Bakın kesin olur demiyorum. Beklenebilir. Çünkü genellikle teori öyledir. Yani hacimlerle fiyatlar rekor düzeyde olursa şey yakındır derler. Artık düzeltme çok yakındır yani. Ona göre bir pozisyon olabilir. Burada tabii stop olacakları varsa onu söyleyeyim. 6 kaçmış. Açılışı 18. Kapanış 25. 7 kuruş. Biz ona 4 kuruş diyelim. 21, 21'in altı, 20'ye doğru bir stop konulabilir. Çok kısacılar için. Çünkü orada 20'de kapatırsa yani bir siyah mum. Özellikle şunu takip edin. Diyelim yani tekrar gepli açtı. 26, 27, 28 olabilir. Nereden açarsa açsın gepli. Ama bitiş aşağı yönlü ve 21'in altında olduğu zaman burada bir formasyon oluşuyor. Düşüşe dair. Dolayısıyla çok kısacıysanız oraya bir şey koyabilirsiniz. Bir stop konulabilir. Bunun dışında yeşil yapı için söyleyeceğim bir şey yok. Başka bir hisseye bakalım. Evet, Polho. O da keçi gibi tırmananlardan. 1.618'i devirdi. 14.02. Yani stop noktası olur demiyorum ama 1.618'i devirdi. 14.02 burada önemli bir seviye. Altına inmezse iyi olur. Burada da aynı yeşil yapı gibi. Yani baktığınız zaman 3.83, işte 4.08, 17 oradan, 8 buradan, 25 yapar. Düşelim abi 25'ten 13, 3.95'in altı kısa vadeciler için stop. Çok kısa vadeciler için. 8 gün çünkü burada çok uzakta artık takip edemezsiniz. 3 gün bile koysam o bile çok uzakta emin olun. Ortalama olarak ilk geplisini açmış. Yukarı özellikle gepli söylüyorum. Ve 20 kaç dedik? 95 dedik. Yukarı gepli ve 95'in altında bir açılış olursa orada bir formasyon oluşuyor haberiniz olsun. Aşırı alım bölgesinde 85'te hisse tabii biraz işte şey olmuş yani klasik bir ısınmış. Kar realizasyonları gelebilir. Şeyim yok, hisseden hiç haberim yok, onu baştan söyleyeyim yani bilmiyorum. Bedelliye mi gidiyor, %1000 mi bölünüyor, 10.000 mi bölünüyor ilgilenmiyorum da ben sadece teknik analiz ve şeylere bakıyorum. Zaten şeyde tarihi bu arada. Hacimler çok tarihi seviyelerde kağıt için en yüksek seviyelerini yaşıyor. Dolayısıyla şimdilik tabii şey bozulmaz onu söyleyeyim. 3.46'nın altına bir inme olmazsa uzak olduğunu biliyorum. Ama 8 günü bozmadıkça o kısa vade yukarı şey bozulmaz. Dediğim o yukarı doğru inme bozulmuş olmuyor. Ama 8 günde beklemenin bir anlamı var mı onu da bilmiyorum. Aradaki fark çok fazla. Bunun dışında Polisan Holding için söyleyeceğim bir şey yok. Ha, bu ısınma olayını bak tekrar söylüyorum yani birçok kağıt var böyle yürüyor gidiyor işte hiç algoritma hikaye oluyor. Öyle bir durum olursa onu da bilemem. Onu söyleyeyim, o artık sizin bileceğiniz iş. Bir de başka kağıda bakalım. Evet, Jusan. Buna da geçen bakmıştık. Burada söyledim yani. Burada 20 gün çiziyor arkadaşlar. 20 günden burada momentumu da anlarsınız, şeyi de anlarsınız yani trendi de anlarsınız. Şimdi burada bir boynunu bükme var. Bir sıkışmaya doğru gidiyor iş yani. 6.23 ve 5.62 arasında bir sıkışma diyebilirim. En son baktığımda 618'de 5.28'i koymuşum bir destek olarak. Ne zaman baktığımı hatırlamıyorum ama değmiş meymiş oraya. Yakınlaşmış, tekrar uzaklaşmış. Dolayısıyla kırılım durumunda, aşağı yönlü kırılım durumunda 5.28, yukarı yönlü kırılım durumunda yani yukarı yönlü kırılım oldu dememiz için bakın şu an 5.70'de 6.23 çünkü kırılması gerekiyor.
Ha geçmezse 6.23'ü geçemezse dokundu tekrar geri aşağı falan orada artık stop koyulabilir. Tabii şey 8 güne bakarsınız. Stopu öyle koyarsınız orada. Bir saniye şu 1.218'e bakacağım ama şey 1.272. 6.23 geçilirse onu merak ettim. O nerede 272? 272 6.91 yani 6.23'ün üstüne hareketler oraya devam edebilir güçlü hareketler gelirse. Bunun dışında özel bir formasyon yani var demeyelim burada yok diyelim. Mumun şekli de nasıl diye merak ederseniz yani bir yatay alan mumu öyle söyleyebilirim. Zaten denge bütün göstergeler şu an bir denge gösteriyor. Yani Çuadaloğlu'nda böyle bir yüksek momentumla 6.23'e doğru yani 6.23'e yavaş da gitse orada biraz yüksek bir momentum bir alım gelmesi gerekiyor ki yani oraya artık kırsın parçalsın üstünde kalsın. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Son hisse Bilici'ye geçelim. Evet Bilici. Yani bunu çok kısa zaman önce baktığımı hatırlıyorum. Şöyle bir düşeni vardı. Onu ben sildim. Bir göstermek için tekrar çizeyim. Şöyle bir düşeni vardı. Bunu kırdı parçaladı. Direnci, mirenci hepsini parçaladı ve güzel bir hareket yaptı. Şimdi 8 günün üstünde eğer burada dinlenirse 5.48'in altına salmazsa 5.88 dinlenecektir büyük ihtimal kağıt. Yani oraya doğru bir hareket beklenir. 5.48'in altına salmazsa buradaki çünkü bu trend 5.48'in altında bozulur. Ama 5.31'in altında 5.31 de burada bir güzel bir nokta. Yani o kırdığı direnç aynı zamanda. Oranın da üstünde kalırsa tekrar gene yukarılara doğru ya da en azından 5.38 ile 5.60'lar arasında bir yatay alana sarabilir. Şimdi mumda bir formasyon yok. Yani şeklen bir formasyona benzer ama yeri değil. Bir formasyon yok fakat güzel bir şey var. 5.46'ya düştüğü zaman burada bir alım gelmiş buna. Bir şey olmuş yani bir fırsat gibi olmuş diyeceğim ama düne bakılınca da tam tersine yani öyle gözükmüyor aslında. Nasıl söyleyeyim bunu nasıl ifade edeyim yani dünden kötü evet. Ama bu kendi içinde fena da bir şey değil. Fena da bir mum değil. Neticede azmetmiş. Orada bir toplanmış hisse. Yani bir 5.58'e kadar bir alım yapılmış. Akşam saatlerinde muhtemelen öğleden sonra. Şimdi açıp detaylısına bakmayacağım ama kapadığı yerde kötü değil. Mumun şekli de kötü değil. Onu söyleyeyim. Yani siyah ya da kırmızı görürsünüz baktığınız zaman. Kendi tablonuzda. Ona rağmen iyi. Bunun dışında ne dedik? Yani 5.31 burada çok uzak ama yine söyleyeyim yani çok orta yani 1-2 ay duracaksanız ise de oranın altı bir stop noktası. Tabii ana destek 5.14'te ve bütün soğumadan bahsediyorum. Yani bütün hareketlerini şu dalgayı tamamladığı zaman yani dalga dalga olur gördüğünüz gibi. Bir gelir gider gelir gider yükselirken yani şurada daha iyi örneği var. Şöyle bir dalga yaparsa orada 5.14'ün üstünde kalması bile olumlu bir hareket olur. Bir tabii yani şimdi bir hafif bir soğuma olmuş bir düzeltme oluyor gibi bir görüntü de var. Yani 5.79'un üstünde hareket ederse 5.88 1.2 üçüncü temas olur. Yani şimdi 2'den sonraki şöyle bir şey var aslında iki yönlü konuşabilirim burada. 2'den sonraki her temasta kırılımın şeyi artar. İstatistiksel olarak kırılım beklenir öyle söyleyeyim ihtimal artar ama 3-4-5 bu uzadı eğer burada tekrar 5.88'lerden 80'lerden yani öyle de sayabilirsiniz dönüşler olmaya başlarsa o zaman da artık orası öyle kuvvetlidir ki kırılamıyordur aşağı yönlü hareketlerin başlama olasılığı artar onun için o 5.80'ler önemli geçilmesi gereken bir direnç. Bu akşamlık bu kadar. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Herkese iyi günler, bol kazançlar dilerim Cuma'ya kadar. Umarım borsada, o da bir pazar günü söylemiştim, orada da bir düzeltme, pazartesi özellikle. Dünkü bir videoda söylemiştim, bir düzeltme bekleniyor da o düzeltme böyle hafif hafif oluyor. Umarım orada da 1.144'ün üstünde kapanışlar devam eder, olur ve tekrar 1.200'lere doğru bir hareket başlatabilir. Yani. Öyle umuyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.